Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda dairede alan ve çevre konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir konu anlatımı yapacağız. Çok süre uzamazsa birazcık da klasik sorulara saldırmaya çalışıyorum. Sonra yeni nesil sorular, olayı bitireceğiz inşallah arkadaşlarım. Çok güzel yeni nesil sorular hazırladım bu konuyla da ilgili. Hemen vira bismillah dedim. İlk kuralımız, birinci kuralımız, bir tam dairenin yani 360 derecelik dairenin alanını bileceğiz dostlarım. Bence sadece birinci kuralı bilmemiz aslında bütün soruları çözmemiz için yeterlidir dostum. Tam dairenin alanı pi çarpı r kare formülüyle bulunacak. Yine tam dairenin ola ki çevresini, yani şu mavi ile çizdiğim kısmın uzunluğunu sorarsa da 2 çarpı pi çarpı r formülüyle de bu bulunacakmış. Unutmayın, bunlar 360 derecelik dairenin alanı pi r karedir. Bize çünkü yeri gelecek, diyecek ki atıyorum işte 30 derecelik dairenin alanını bulun diyecek. Biz hemen şu doğru orantı yardımıyla olayı bitireceğiz dostlarım. Bu 360 derecelik dairenin alanı, bu da 360 derecelik dairenin çevresi. Tam dairenin çevresi ve alanı. Evet, işte burada dostlarım bakın, A derecelik dairenin diliminin alanını istiyor. Yani bir kısmının alanını istiyor, tamamının değil. Hemen doğru orantıyı kuruyorsun dostum. Diyorsun ki şurada gösterelim. 360 derecelik dairenin alanı pi r kare ise acaba A derecelik dairenin alanı nedir diye bir soru soruyorsun. Hemen içler dışlar yapalım. 360 çarpı x eşittir a çarpı pi r kare. Hemen x'i yalnız bırakmak için de a çarpı pi r kareyi 360'a böldüm. İşte bakın formül çıktı zaten dostlarım. Bulunuşu da böyledir. Doğru orantıdan bulunmuştur. Buradaki a derecelik daire diliminin alanını bulmanın yolu budur kardeşim. Ha, peki hocam, bana buranın alanını değil de şuradaki yay parçasının uzunluğu sorulursa, yine aynı muhabbet, yine aynı kuralı yapacaksın. Diyeceksin ki bu sefer de, hocam ben tam dairenin çevresini biliyorum. Yani 360 derecelik yay dairenin yay uzunluğu 2 pi r. Acaba A derecelik dairenin yay uzunluğu nedir dediğinde, buradan da A çarpı 2 pi r bölü 360 geldiğini göreceksin. Yani bu formülün geldiğini göreceksin dostum. Peki burada bize hocam taralı şeklin çevresi nedir diye sorsa. Taralı şeklin çevresi nedir diye sorsaydı, sen yine şu 3 kenarı toplayacaktın değil mi? R, R yani 2 R artı bir de yay uzunluğu. O da zaten az önce söyledik. A 2 pi R bölü 360'mış dostlarım. Çevresini sorarsa 2R'yi de yay uzunluğuna ekleyecekmişiz dostlar. Evet, bu da ikinci kuralımızmış. 3 numaralı kural, daire kesmesinin alanı denir buna arkadaşlarım. Yani sadece şuradaki sarıya boyadığı, benim de kırmızıyla üstünden geçtiğim kısmın alanını sorarsa, aslında bu bir formül değil dostum. Hani baktığında zaten yapman gereken şey aslında, şu daire diliminin alanını bulmayı biliyoruz. Formülü burada. Bu daire diliminin alanı, tamamının alanı. E sen buradan şuradaki üçgen alanını çıkartırsan, işte bu da üçgenin alanı. Bu daire dilimi. Bu da üçgenin alanını çıkarttığımda zaten şuradaki kesmenin alanı kalıyor. Üçgen alanını dostlarım sinüs alan bağıntısıyla yazdım ben, ama buradaki açıya göre bu değişecek dostum. Hani burası 60 derecelik bir açıysa bu üçgen eşkenara dönecek. Sen eşkenar üçgenin alanını yazabilirsin. 90 derece ise dik üçgene dönecek. Dik üçgenin alanını yazarsın tabii ki buraya. Dördüncü kuralımız, halkanın alanı. Yine bir formül değil dostlarım. Hani desek ki şuradaki sarı bölgenin alanını nasıl bulursun? Gayet basit. Büyüğünün alanından hocam, küçüğünün alanını çıkarttığımda işte sana sarı bölgenin alanı kaldı diyebilirsiniz. Bakın burada da öyle yaptık. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarttık. Peki hocam, bana burada
Taralı çevreyi sorsaydı, taralı çevre. Buna dikkat edin dostlarım. Bu sarı kısmı çevreleyen şey nedir? Bakın, büyük dairenin bir çevresi var bir kere. Şu mavi yer çevreliyor. Yani 2 pi r büyük dairenin çevresi artı bir de şu küçük dairenin de çevresi sarıyı etrafını saran kısımlar şu mavi ile şu büyük mavi yani küçük dairenin çevresiyle de toplayacağız bunu. Şimdi buradan şu alanı sordukları bir soru vardı üniversite sınavında. Şöyle bir soruydu dostlarım. Onun da pratiğini söylemek istiyorum size. Büyük çemberin bir kirişini çiziyoruz. Ama küçük çembere teğet olan bir kirişini çiziyoruz. Bu durumda bize AB kirişinin uzunluğu verildiğinde, AB'nin uzunluğu verildiğinde halkanın alanını şöyle bulabiliyormuşuz dostum. Bu AB'nin yarısı var ya AC ya da BC yarısının karesini alıp pi ile çarptığınızda zaten halkanın alanını buluyorsunuz. Onun da ispatı çok basit. Şuraya küçük r, buraya büyük r diyelim, şuna da x diyelim. Dostum, şimdi Pisagor yaptığımda büyük r kare eşittir küçük r kare artı x kare geliyor. Küçük r kareyi buraya atarsam r kare eşittir r kare eksi r kare eşittir x kare geliyor. E bakın, bu halkanın alanı zaten pi parantezinde büyük r kare eksi küçük r kare değil miydi? E burayı da x kare bulduğumuz için bakın x kare çarpı pi çıktığını görüyorsunuz. Yani AC'nin karesi çarpı pi olduğunu buradan da ispatlayabiliriz. Beşinci kuralımız. Şimdi burada yine bu bir daire dilimi arkadaşlarım. Yine bir daire, tam bir dairedir bu aslında. Şöyle tamamını çizseniz bir dairenin diliminin alanını bulacağız yine. Ama bu sefer şuradaki açıyı bilmiyorsunuz dostlarım. Hani biz ikinci formülde a demiştik buraya ve a çarpı pi re kare bölü 360 demiştik bu daire diliminin alanına. Bu sefer açıyı bilmiyorsun. Peki neyi biliyorum hocam? Bakın, buradaki AB yayının uzunluğunu biliyorsunuz, tamam mı? Derecesini değil, bak, ölçüsünü değil, uzunluğunu. Burayı sana uzunluk olarak verecek. İşte 5 diyecek, 7 diyecek ya da pi diyecek, 2 pi diyecek. Uzunluğunu verecek sana. İşte bu şekli, şu yayı düz çizgi düşünseydim, bunu sen hangi geometrik şekle benzetiyor olacaktın? Üçgen, değil mi dostum? Tıpkı üçgenin alanını buluyormuş gibi düşün. Yükseklik dediğin şey şuradan indirdiğin zamazingo değil mi? E bu da yarıçap. Bak, üçgenin alanı nasıl buluyorsun? Taban K çarpı yükseklik bölü 2 idi, değil mi? Aynı onun gibi. Yayın uzunluğu çarpı yarıçap bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bak, bir de bunu yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında direkt bize taralı bölgeyi ifade eden formül aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Aynen bu şekli çizdi. Bunu da yine şu yayları düz çizgi kabul edersen şöyle bir yamuk olduğunu görürsün dostum bunun. Şuralar sanki yamukmuş gibi. İşte yamuğun alanı gibi, alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik dediğin yeri sadece şuradaki C kabul edeceksin dostum. Tamam. Taralı alanı sorarsa böyle buluyormuşuz. Evet. Altıncı kural dostum. Bir soru tipidir bu. Bir sürü yarım daire var. Hatta 3 tane. Bakın, aralarında şurada çapı gören çevre açı 90 derece, biliyorsunuz şurayı. Bir dik üçgenin iki dik kenarına yarım daireler çizmiş oluyor dostlarım. Ve bu dik üçgenin de çevrel çemberini çizmiş, yarısını çizmiş. Önemli değil. Tamamını da çizebilir soruda şöyle. Diyor ki kural, hani pratik olarak bunu bilin istiyorum arkadaşlarım. Sorularda çünkü bir sürü işlem yaparak şu söylediğim kısmı söyleyebiliyorsunuz anca. Buradaki üçgenin alanı şu parçayla şu parçanın toplamıymış her zaman. Bakın, tekrar söylüyorum. Sen bunun sorusunu gördüğünde zaten bulabiliyorsun S1 ile S2'nin toplamının, şu ikisinin toplamının üçgenin alanına eşit olduğunu, ama biraz uzun sürüyor. Şuradaki yarım dairenin alanını buluyorsun, bunu çıkartıyorsun. Şu yarım dairenin alanını bul, bunu çıkart falan derken mevzu uzuyor, zaman kaybediyorsun dostum. Hani aklında tutarsan birkaç da sorusu karşına çıkıp da böyle pat pat yazınca hoşuna gideceğini düşünüyorum kardeşim. Evet, 9-10 dakika oldu. Biraz daha çözelim isterseniz. Biraz da klasik sorulara saldıralım şimdi. Hemen bir numaralı soru. Bakın, AB'yi 10 vermiş, burası 5.
Boyalı halkanın alanını soruyor. Ne dedik? Şunun yani AB'nin yarısını alıyorsun 5, karesi kadar pi. 25 pi değil mi? 5'in karesi 25 pi dedim mi gitiyor olay. Buna bakalım. Alan ABCD. Bakın bana karenin alanını 24 vermiş. O halde bir kenar 2 kök 6. Hemen merkezimi işaretledim. Teğet olduğu noktalara yarı çaplarımı dikindirdiğimde hocam diyeceksin 2R yani çemberin çapı da 2 kök 6. O halde buralar kök 6. Çemberin yarı çapını bulduk. Taralı alanlar toplamını soruyor. Ne diyeceksin dostum burada? Öğretmenim karenin alanından yani 24'ten ben daireyi çıkartırsam ki o da pi r'nin karesini çıkarttığımda geriye mor alanlar kalıyor. Yani 24 eksi 6 pi'dir bu sorunun cevabı diyebiliriz. Buna bakalım. 90 derece, 30 derecelik bir iki dairemiz var arkadaşlarım. Bunların alanlarını soruyor. Tabii ki bu daire dilimlerinin yarı çapları eşit. Şimdi burada hani hem de kendimiz de bir kural çıkartmış olacağız. Şimdi 30 derecelik yok 90'ı mı istiyor önce? 90 derecelik dairenin alanını yazalım. Şimdi bunlara dikkat edin. Birinin açısı 90, birinin açısı 30. Tamam mı dostlarım? 90 derecelik dairenin alanı hani şöyleydi formül. Açı çarpı tam dairenin alanı bölü 360. Bölü şimdi 30 derecelik dairenin alanı. 30 çarpı tam dairenin alanı bölü 360. Bakın 360'lar gitti. Pi re karelerde gitti. 90 bölü 30 kaldı mı? Yani 3. Dostum demek ki yarı çapları eşitse daire dilimlerinin alanlarının oranı merkez açı ölçülerinin oranına eşittir diyebilirsiniz. 9 bölü 3'ten 3 bulabiliriz artık. Şuna bakalım. OC ve BC birbirine eşit ve küçük dairenin alanı taralı alana eşittir diyor dostlarım. Şimdi bunu kullanacağız. Şunu unutmayın. Dairelerde de çemberlerde de tıpkı üçgenlerde olduğu gibi benzerlik yapabiliyorsunuz. Bakın burada şimdi ben bir benzerlik yapayım önce. Benzerlik oranları 1'e 2. Şuraya yazıyorum. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O halde alanlarının oranı bunun karesiydi 1 bölü 4. Yani ben şuraya A alanı dersem tamamının alanı 4A'ymış. Şuraya da 3A kaldı. Hatta hatırlarsanız şöyle üçgende şöyle gösterdik değil mi? Böyle bir sürü orta taban çizince şu yanları 3'e hep eşit böldüğünde A, 3A, 5A, 7A diye bunlar gidiyordu tek sayıların katı olarak. Aynısı dairelerde de geçerli. A, 3A, bir tane daha olsa 5A, 7A diye gidecek. Peki, şimdi diyor ki bize burası 3A taralı bölge, dairenin alanı da 3A'ymış arkadaşlarım. Öyle demiş bakın dairenin küçük dairenin alanı taralı alana eşit. O zaman şu dairenin alanı da 3A'dır diyelim küçük olanın. E hocam şurada alfa derecelik kısmına biz A yazdıysak buraya da 2A kaldı. Şimdi gelin bunlar merkez açılarının ölçülerini kıyaslayacağız. Ne demiştik? Bir önceki soruda alanlarının oranıyla merkez açıların ölçüleri eşittir. Bakın A alanına sahip daire diliminin merkez açısının ölçüsü alfa ise 2A alanına sahip daire diliminin merkez açısının ölçüsü 2 alfa. Ve biz 3 alfayı 360 diyebiliyoruz. Alfa eşittir 120 geliyor dostlarım. Evet, hadi bir tane daha. Beşinci sorumuz. Şekilde yarıçapı 4 kök 3 ve merkez açısı 90 derece olan O1 merkezi daire dilimiyle yarıçap 6 kök alfa olan alanları birbirine eşittir diyor. Hadi eşit diyelim. Bakın artık buna çeyrek daire diyelim arkadaşlarım. 90 derecelik daire tamamı 360 olduğu için bu bir çeyrek dairedir. Dörtte biridir yani. O yüzden her seferinde 90 çarpı bilmem ne bölü 360 yazmaktansa çeyrek dairenin alanı tam dairenin dörtte biridir değil mi? Bir şeyin çeyreğini bulmak için dörde bölersiniz. R kare yerine de ne yazacağım? 4 kök 3'ün karesi yazacağım. 4 kök 3'ün karesi 48'dir. 48 pi bölü 4 yani 12 pi. Bakın bununkini bulduk. 12 pi. Şimdi bunu bulalım. Bu da alfa derecelik dairenin alanı. Alfa çarpı pi re kare. R'miz 6 kök 2 karesi 72 yapacak.
bölü 360 eşitmiş bu burun alanına, yani 12 pi'ye. Pi'ler gitti. 12'ye böldüm, 12'ye böldüm. 6 kaldı. Burada 1 kaldı. Alfa çarpı 6 ile de bunu sadeleştirelim. Orada da 1, burada da 60 kaldı. Demek ki alfa 60 dereceymiş. Yapıştırdık. Evet, buna bakıyoruz. AB yayının uzunluğuyla CD yayının uzunluğunu istiyor bizden. Hadi bulalım. Yay uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi AB yayını buluyorum önce. 45 derecelik bir yay uzunluğu. Şöyle değil miydi? 45 çarpı tam dairenin çevresi, yani yay uzunluğu 2 pi r, ki bunun yarı çapı 8 dostlarım. Görüyorsunuz 6 ile 2'nin toplamı. Bölü 360. Bu AB yayı. Şimdi bölü CD yayını bulalım. Bu da 60 derecelik bir daire diliminin yay uzunluğu. 60 çarpı 2 pi r. R'si bunun 6. Bölü 360. İşte şimdi bu oranı bizden istiyor. Hemen 360'lar gitsin. 2 pi'ler gitti. Geriye ne kaldı? 45 çarpı 8 bölü 60 çarpı 6 kaldı. 15'e böldüm 3. 15'e böldüm 4. 4'e böldüm 4'e böldüm 2. 3 kere 2 6. 6 bölü 6'dan 1 çıktı. Eşitmiş meğersem bu yaylar arkadaşlar. Olabilir. Evet, çok güzel bir soru çeşididir dostlarım bu. Bir dörtgenle bir daire, bunu bazen bir üçgenle bir daire göreceğiz dostlarım. Ama burada önemli vurgu şu: taralı iki bölge var, bir de ortalarında boşluk göreceksiniz. Bu kalıplaşmış bir soru tarzı. Hiç soruyu okumayın. Yapacağınız olay şu: bu bölgelerin alanlarına A, B diyeceksiniz. Boştakine de C diyeceksiniz. Ha, bunlar eşit de verilebilir ki bizim sorumuzda şimdi eşit verilmiş. O halde A, A diyeceksiniz. Boştaki bölgeye B diyelim. Bu durumda bir çeyrek dairenin alanını, bakın burada A artı B'dir. Bir de dikdörtgenin alanı da A artı B'dir. Demek ki ikisi de A artı B ise bunların alanları birbirine eşit. Yani dikdörtgenin alanı ne kardeşim? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 4 kök 2 çarpı x. Peki hocam, çeyrek dairenin alanı da A artı B. Hadi bunu da yazalım. Bakın çeyrek daire, unutmayın, pi r kare bölü 4 olacak. Pi r kare bölü 4. R'si de 4 kök 2, karesini aldım 32. Hemen şurayı toparladım, 4 oldu. 4 ile de şunu sadeleştirelim. X kök 2 eşittir pi kaldı. Demek ki x eşittir pi bölü kök 2. Hatta bunu da kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölelim. Pi kök 2 bölü 2 geldi. Yukarıda verilenlere göre x kaç pi'dir? Pi santimdir. Tabii o da kök 2 bölü 2 olacak arkadaşlarım. Bir yerde bir hata mı yaptık biz acaba? Bir yerde sadeleştirdik. Aa, tabii ki hata yaptık. 4 ile sadeleştirdik. 4'e böldük. 4'e böldük. 8 olacak burası, değil mi? 4 ile de 8'i sadeleştirip 2 olacak. Yani burası 2 pi'ydi. Pardon. 2 pi'ydi. 2'ler de gitti. Pi kök 2. Yani kök 2 pi. Lan Allah'tan şıklarda kök 2 bölü 2 yok yani işte. Dikkatin burada önemini anlıyoruz arkadaşlarım ya. Dikkatli olmak lazım. Bakın aynı soru. Bu sefer üçgenle yapmış. Bunlar eşit demiş mi? Demiş. A. A. Ortadaki boşluğa B yazıyorum. Şimdi A artı B'ye bakın. Bir çeyrek daire. Şuradaki A artı B'ye bakın. Bir dik üçgen. İkisi de aynı alan, A artı B, birbirlerine eşitliyorum dostlarım. Hadi dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı, x çarpı 3 pi bölü 2 eşittir çeyrek dairenin alanına. Çeyrek daire pi r kare bölü 4. R karemizde x olduğu için x kare yazıyorum. Pi gitti, pi gitti. Acele etmiyorum bu sefer. X gitti, buradan bir x gitti. Şu kaldı. 3 bölü 2 kaldı. X bölü 4 kaldı. Hemen 4 kere 3, 12 eşittir 2x, x eşittir 6. Göt korkusu dedikleri bu olsa gerek kardeşim. Bakın yavaş yavaş her şeyi çarparak yaptım ki bir seferde halledelim. Evet, aynı soru dostlarım. Yine S1 ve S2 birbirine eşit. A, A dedim bunlara. Ortaya B yazdım. Şurası da 6'dır dedim. Ve yine dik üçgenin alanını yazıyorum. 12 çarpı x bölü 2'dir. Bir de yarım daire, bu sefer dikkat edin.
Yarım dairenin alanı da a artı b. Yarım daire demek tam dairenin yarısı. Pi r karenin yarısı. Bunlar gitti. 12x eşittir 36 pi. 12'ye böldüm. X eşittir 3 pi. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakıyoruz. Taralı alan, bakın, daire kesmesinin alanını soruyor bize dostlar. Şöyle bir önce merkez açımızı bir oluşturalım. O noktası. 45'in gördüğü yay 90 derecedir. Çevre açı olduğu için O noktasındaki merkez açı da 90'ı gördüğü için 90 derecedir diyelim. Kesmenin alanını bulacağız. Bakın 90, 45, 45 üçgeni çıktı. Yarı çapımız 6 kök 2 olduğu için 90'ın karşısı 6, 6 geldi. Şimdi biz önce çeyrek dairenin, şu daire diliminin alanını bulacağız. Üçgeni çıkartacaktık değil mi dostlarım? Peki daire diliminin alanı çeyrek daire, unutmayın, pi, yarı çapın karesi, 6'nın karesi yani, bölü 4. Eksi dik üçgenin alanı, o da dik kenarlarının çarpımının yarısı. Gitti 9 pi kaldı. 36 bölü 2'den de 18. 9 pi eksi 18 yapıştır gelsin. 11 numaradayız. 8, 2. Taralı alanların toplamı acep nedir diye bir soru soruyor bize. Dostlar hatırlayın, şu 8 ise bu da 8'di, dondurma kuralı. Bu 2 ise bu da 2'ydi canım kardeşim. Sonra şu her zaman açıortay oluyordu. Merkezden geçiyorsa teğetlerin kesim noktası. Açıortaysa bu alanı da 2'ye bölecek. Yani şuna A dediğimde bu da A. Buna B dediğimde bu da B olacak. Bakın burada bir, şurayı görün dostlarım. Bu açıortay. Bu da açıortay hocam, iki teğetin arası. Yamukta ne öğrendik? Ardışık iki köşeden çıkan açıortayların arası 90 dereceydi. Buraya da 90'ı çaktım. Teğeti görünce yarı çapı dik indirecektim. R burası dik indi buraya. Bakın diklikten diklik indi. R kare 8 çarpı 2'den 16, R'yi 4 bulduk dostlarım. Şimdi bize de A ile B'nin toplamını soruyor. Ben şuradaki A ile şuradaki B'nin toplamını bulsam zaten aynı şeyi bulmuş olacağım. Onu da nasıl buluyorum dostlarım? Bakın buradaki dik üçgenden, şurada bir dik üçgen var. Alanı 4 çarpı 10 bölü 2'dir. Bu dik üçgenden ben şuradaki çeyrek daireyi, şu çeyrek daireyi çıkartırsam diyorum, olayı bitiririm. Peki çeyrek dairenin alanı pi, r'si 4, 4'ün karesi bölü çeyrek dediği için 4. Buradan 40 bölü 2'den 20, 16 bölü 4'ten de 4 pi. 20 eksi 4 pi'miş sorunun cevabı. 12 numaralı sorumuz. Bakın bir benzerlik yapalım yine önceki gibi. Şu BD'yi bir bulalım. 6 bölü 6 artı x üçgenlerde yaptığımızın aynısı demiştik. 8 bölü 12. 4'e böl 2, 4'e böl 3. İçler dışlar yap. 18 eşittir 12 artı 2x olur. 6 eşittir 2x. X eşittir 3 geldi. Tamam. Şimdi bunu biz alanını direkt formülünü söyledik. Yamuğa benzetiyoruz dedik. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliği de şurası kabul edin. 3 kabul edin demiştik. Burası 20 bölü 2'den 10 çarpı 3'ten Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet. A1 A2. A1 artı A2 60 pi olduğuna göre. Dostlar bakın burada da tıpkı üçgenlerdeki gibi benzerlik yapacağım. Sanki kelebek üçgenmiş gibi düşüneceğiz bunları dostlarım. Şu A1 ile A2'yi. Hemen benzerlik olayını yazalım. Bakınız şu değil mi? 8 bölü 4 benzerlik oranları. 8 bölü 4 yani 2. Peki alanların oranı ne oluyordu? Bunun karesi yani 4. O halde buna ben 4 S dersem bu da S olacakmış diyebilirim. Ve bize ikisinin toplamını yani 5 S'i 60 pi vermiş. Dolayısıyla S dediğim şey 12 pi olur. A2 nedir diye soruyor. Yani S'i soruyor. 12 pi'dir sorunun cevabı diyebiliriz dostlarım. Yine benzerlik dostlar. Bakın şunlar hep birbirine eşit yaylar demiştik ya. O yüzden bunu çemberde açıda söyledik. Benzerliği gönül rahatlığıyla yapabiliyorum dostum. Şimdi AC'ye K dersen diyor AB 2K'ymış, buraya da K kaldı. Bak küçük olanın kirişi K,
Büyük olanın kirişi 2K. Benzerlik oranları bu. Demek ki alanlarının oranı 1 bölü 2 ya bu. Karesi olacak 1 bölü 4. Yani şuna A dersem büyük kesmenin alanı 4A, şuraya da 3A kaldı. S1 bölü S2 istiyor. 1 bölü 3 dostum, yapıştır gelsin. OC, CD'nin iki katı. K'ya 2K. S1 eşittir S2 demiş arkadaşlarım. Bakın, bu küçüğünün yarıçapı 2K, bu da 2K. Burası da K olacak demektir bu. S1 ile S2 de birbirine eşitmiş. Şimdi önce gelin şurada bir benzerlik yapalım biz. 2 bölü 3 şununla tamamının benzerlik oranı 2 bölü 3. Demek ki alanlarının oranı 4 bölü 9. Yani ben şuna 4A dersem burası 9A olacak arkadaşım. Yok, 9A tamamı olacak, 5A kalacak, çok pardon. Peki S1 ile S2 eşit olduğu için bu da 5A. Şimdi ne demiştik? Aynı çemberde yarıçaplar eşit olduğu zaman alanların oranıyla merkez açıların ölçüsü eşittir. Yani ben buna 4 ne diyeyim? 4 alfa dersem buraya, burası 5 alfa olacak ve toplam 9 alfayı biz 180 diyebiliyoruz. Alfa 20. Bana x, yani 4 alfayı soruyor. 4 tane 20'den 80'i yapıştırdım dostum. Evet, bunu da demiştik hatırlıyorsanız. Aşağıda yarıçap uzunlukları sırasıyla 5, 4, 3 birim olan AB yarıçapı sırasıyla 5, 4, 3. Bunun yarıçapı 5. AC'nin yarıçapı 4'müş. Bununki de 3'müş dostlarım, yarıçapı. Boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir? Bakın, şuradaki S1 ile S2'yi soruyor ve biz ne demiştik? S1 ile S2'nin toplamı buradaki şu çapı gören çevre açı 90 olduğu için dik üçgenin alanına eşit. Bu da 6, 8, 10 dik üçgeni. Dik kenarlarının çarpımının yarısı değil mi? 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2'den 24'ü yapıştırdım dostlarım. Evet, şimdi yeni nesil sorulara geçeceğiz ama onu bir sonraki videoya bırakalım biz. Burada konu anlatımı ve klasik soruları çözmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.